Evet arkadaşlar, bugün sizlere yakalı yelek yapacağım. Şimdi bana normalde erkek yaka sordular. Fakat ilk önce yelek yapacağım için şimdi şu yeleğe, şu yakayı, bakın şimdi şu yakayı uygulayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, normalde erkek yakada da eğer kafanıza takılmasın, şöyle bir geriye alalım şurayı. Şimdi bakın şöyle. Şimdi erkek yakada da aslında şu alttaki yaka aynı yaptığımız işleme biraz benzeyecek. Şimdi ben o taraftaki modelde yaka biraz büyük görünüyor. Biraz böyle küçük kalabilir benim dikeceğimde. Çünkü kumaşımıza göre hareket edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, buradaki modelde yarasa kolu çeket yapılmış. İstiyorsanız siz bunu kollu olarak da yapabilirsiniz. Ben bu yakayı biraz daha küçük, bakın burada biraz büyük, biraz daha küçük olabilir yeleğimizin kumaşı çünkü az. Bu yakayı uygulayacağım. Şimdi sizlere bunun kesim işlemini göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, kumaşımı şu şekilde, evet, serdim. Bakın aynı baştan. Başladığımdaki kullandığım kıyafet. Şimdi ben bugün bunu dikerken hem de sizlere anlatım yapacağım. Çünkü gerçekten sürekli ama çok sürekli gelen 42 beden, 44 beden soruluyor. Bakın ben bunu daha önceki videolarımda da bahsettim. Beden aralıklı kalıplar aramayın. Sizin bedeniniz 42'ye giriyorsa 42 beden kıyafetinizle bu işlevi yapabilirsiniz. Veya size gelen bir müşterinin, açıkçası kendi bir ölçüsünü alın, göğüs ölçüsünü alın. Sonra onun bir kıyafetini isteyin. Dikeceğiniz kişi 46 bedene mi giriyor? Hem kıyafetini kenarına, yanınıza alın, hem de ölçüsünü alın. Beraber bu şekilde kıyafetle beraber dikebilirsiniz. Sürekli hani bu beden kalıpları soruyorsunuz. Ben kalıp da gösterdim. Asla ve asla kalıp aramanıza gerek yok. Bakın şimdi ben yine baştan beri kullandığım kıyafetimi yelek olarak yapacağım ve göstereceğim. Şimdi açıkçası bakın ben bu kumaşı pazardan 10 liraya aldım. İnanın 10 liraya mal edeceğiz. Yani bu yeleği şu anda 10 liraya mal edeceğiz. Şimdi iki katlı kumaşımın kenarını bakın kesik olmayan tarafa yerleştirdim ama hani eğer yeleğin arkasında dikiş istiyorsanız bakın ben şuradan işaretleyeceğim. Dikiş istiyorsanız çok incecik çünkü kumaşım biraz benim az bugün kumaşıma göre hareket edeceğim. Şimdi bakın dikiş istiyorsanız dikişli ben birazcık dikiş istemiyorsanız arkada bunu kumaşın tam ortasına yatırabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum diye sizi böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bakın arkadaşlar, her gösterirken, anlatırken tek yapmanız gereken bir de birazcık kendiniz katabilmek. Dikişi kendinize zevklendirmeyi istiyorsanız sakın anlatılanlarda sabit kalmayın. Ya dur ben bir de böyle uygulayayım. Acaba ben de böyle nasıl duracak demeyi mutlaka bilmelisiniz. Şimdi ben şurada bakın dikişimin yapacağım yeri bakın sonuna kadar şöyle kıyafetimi koydum. Baştan beri bütün videolarımı izlerseniz bu olayın sadece tek kıyafete dayandırarak yapıp hiç kalıba ihtiyaç duymadığımı görürsünüz. Şimdi bakın bu kıyafette biraz çanlık var. Ben şimdi öne de kullanacağım için şöyle yapacağım. Şu kısmımı bakın şu kısmımı biraz katlayacağım. Bakın kıyafetimin o çanlığını hani bu biraz çan inen bir yer. Hem önüme de yetmesi için buradan dümdüz kolum yine takma kol olacak. Kolumu yuvarlak kol yapmayacağım. Yani yeleklerde ben hepinize öneririm. Bu yeleklerde yapmanız gereken şimdi şöyle kumaşımı şöyle size ekrana doğru alayım. Şurayı göstereyim. Arka yakayı yapacağız. Bakın. Arka yakamı. Yani bunu bir hazır kıyafetten de çıkarabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani illa her seferinde bütün yani soruların altında hep kalıp soruluyor. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Kalıp sizin kıyafetiniz. Ben zaten amacım pratik dikiş öğretmek, kalıp aramak değil. Ben kalıplı göstermek istemiyorum. Ben kalıp istediğiniz için
sizlere kalıp gösterdim. Kalıp demek zaten kıyafet demek. Bakın çıkıyor işte. Yani kalıp aramanıza gerek yok. Bu 46 bedense 46 bedendir. 48 bedense bu kıyafet 48 bedendir. Buna kalıp aramanıza gerek yok. Sormanıza hiç gerek yok. Ben bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlarım yeni olanlar sürekli soruyorlar. Çok dikkat edin. Bütün videolarımı izleyin. Ne olursunuz bakın. Tek videomla kalmayın. O zaman her videoda anlatılanları dinlediğiniz zaman işte orada o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Bakın bu benim kıyafetim. Çünkü ben bu kıyafetlerin üstüne kullanacağım için bakın ben buradan biraz daha uzun yapmak zorundayım. Neden? Kıyafetimin alttan çıkmaması için. Yani kıyafetimin benim boyu burası ama ben bunu ne yapıyorum? Pay. Yani şurada bir pay verdim. Şimdi o paydan yani oradaki paydan sonra kesim payını veriyorum. Ben bu boyla yapmıyorum. Kıyafetim altta kalacağı için boyumu uzattım. Şimdi buradan çizim işlemini yapıyorum. Bu düz inecek. Yani çok düz inen bir yelek olacak. Şimdi alıyorum. Bakın kolumu unutmayalım. Şimdi ben burada size pratik şunu anlatayım. Mesela şöyle söyleyeyim. Kola doğru gelelim. Şimdi omuzdan kolunuzu bu yeleklerde bakın 22 santim genel olarak gençlerde oluşan bir koldur. Ama biz bayanlar biraz kilolu bayanlar bu 23'e 24'e 25'e kadar çıkabilir. Şimdi benim bakın kolum 24'te. Ben bunu yelek olarak kullanacağım için biraz daha aşağı indiriyorum. Çünkü kıyafet üstü kullanacağınız şeylerde yeleklerde hiçbir zaman kollu aynı kıyafetle birlikte yapmayın. Neden? Kıyafetle birlikte kol birbirine sıkışır, giydiğinizde daralırsınız. Kıyafetiniz 24 ise bunu 26 hatta 27 bile yapabilirsiniz. Çünkü bu bir yelek. Kıyafeti giydiğiniz zaman bu kolun altı aşağıda biraz boşluk kalmalı ki yeleğin alt kısmı, kol alt kısmı asılmamalı, sizi rahatsız etmemeli. Şimdi ben burayı işaretledim. Evet, burası şu an yaptığım arka. Bakın şöyle yapalım. Arka diye yazalım. Size de daha iyi görüntü olsun. Şimdi ben önü yapacağım. Şimdi kıyafetimin bakın kıyafetimin önünü çeviriyorum. Burası şimdi bu kıyafetimin önünü çeviriyorum. Bakın bu bir elbise. Ben elbiseden yelek yapıyorum. Bakın buradan anlamanız gereken bir olay var. Bu elbiseden ceket de yapabilirim. Bu bir kalıptır. Bu elbiseden tunik, her türlü kısa elbise bu size bir kalıptır. Zaten kendi kıyafetiniz sizin kalıbınızdır. Veya dışarıya dikiş dikiyorsanız. Alacağınız kişinin ölçüsünden ölçüyü de mutlaka alın. Eğer dışarıya dikiş dikiyorsanız o ölçüyü almak zorundasınız. Ama dediğim gibi yine de yanında kıyafetini isteyin. Gerçekten çok faydalı olacaktır. Ölçü almanızdan yani size kıyafeti daha faydalı olacak dikeceğiniz kişinin. Şimdi bakın yerleştiriyorum. Şimdi boyunu aynı yere getireyim ki bir sıkıntı yaşamayalım. Mesela çizdiğim kıyafetin boyu buradaydı. Şöyle yapalım. Şimdi burada ben çandı eteğimi kıvırıyorum. Tam araya şöyle pay bırakıyorum. Öyle yerleştiriyorum. Çünkü bakın kumaşım az. Ne yapıyorum? Kumaşıma göre hareket ediyorum. Şimdi bunu tekrar şöyle bakın o kıyafetimdeki çanlığı bakın çanlığı katlıyorum. Çünkü ben yelek yapacağım düz iniyorum. Aradaki payı takip ediyorum. Kumaşım yesin diye arada kestiğimde hem buna pay kalsın hem de ön kısma pay kalsın. Evet şimdi biraz kameranın önüne geçeceğim. Şöyle kolu düzeltiyorum. Çünkü bu bir takma kol yapacağımız için şuradan ya şöyle önümü de ayarladım. Bakın şimdi. Evet şimdi burada kalan payım var. Benim payım çok az. Siz eğer ki o ilk gösterdiğim resimdeki kadar çok büyük çaprazı istiyorsanız şu payınız biraz fazla olmalı. Benim biraz az olacak. Yani erkek yakadaki gibi gösterdiğim gibi. Neden onu gösterdim? Benimkinin yeleğiminki biraz az duracak diye.
Ama ben anlatmak istediğim olay ilk o gösterdiğim büyük yakalı. Siz eğer onu biraz daha büyük istiyorsanız şu ön kısım kumaşınızı fazla bir kumaştan dikip biraz daha, yani neredeyse bu kadar daha pay koymanız gerekecek ki, çünkü böyle yelek yapacağımız için önden bir çıkış olacak. Şimdi bakın, işaretlerimizi devam ediyoruz. Şimdi ilk önce bunun yine alttan başlıyorum. Şu kısmı şöyle başlayalım. Alt kısım. Şu kısmın benim keseceğim yer şu kısımdı. Burası da dikiş payımdı. Bakın şu kısım dikiş çevireceğim. Elbisemin boyu. Ben elbisemin boyundan fazla istiyorum ya yeleği. Çünkü elbisemin alttan yeleğin altından böyle sallanıp görülmesin. Ne yapıyorum? Biraz fazla çiziyorum. Ve çizdikten sonra ikinci kez de pay, yani kıvırma payı veriyorum. Bakın kıvırma payını ne kadar vermişim. Şimdi eğer ki 4 santim gerçekten kıvırdığınızda çok güzel dikişleri gösteriyor. Böyle kıyafetlerde biraz fazla kıvırma payı bırakırsanız açıkçası çok güzel olur. Şimdi bakın. Evet, bunu yerleştirdim. Aynı şekilde önümü başladım. Şimdi şöyle yapacağım. İlk önce şöyle bu kısmı çizeceğim. Hemen kıyafetimin olduğu yeri, ki sonra size düğmeli yapmak istediğinizde nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi buraya kadar çiziyorum. Şimdi yaka çevirmeyi göstereceğim. Bakın, eğer ki düğmeli yapacaksanız hemen karşılıklı 3'er santim çıt çıt yettiği kadar. Şimdi benim kumaşım yetmeyecek çünkü 3 santim yeter. Karşılıklı buradan sonraki 3 santim bana çıt çıt yapmamı, yani katladığım zaman çıt çıta veya düğme yapmama yer bırakabilir. Bakın bunu size böyle gösteriyorum. Hani siz çıt çıtlı yaparsanız diye. Şimdi buraya kadar yaptınız. Şimdi bakın, yakanın nereden döneceğini göstermek istiyorum. Erkek yakada olsa, bakın erkek yakayı da tarif etmiş oluyorum aynı anda. Şimdi burası, şu kısım yaka yerim. Bakın, yaka yerim. Belime, benim belim neresiyse, bakın. Şimdi ben belim bu kısım. Ben biliyorum. Siz belinizi bulmanız için omuzdan belinize kadar ölçün. Beliniz neresiyse, beliniz burasıysa işaretleyin. Kıyafetinizde işaretlediniz mi? Şimdi erkek yaka veya böyle yakalarda belden, bakın belden çıkış başlar. Bu çıkışlar, bakın bu çıkışlar şu şekilde. Bu biraz, şimdi bakın kumaşım yetmedi. Neden? Ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim kumaşımın yettiği kadar ben keseceğim. Ama siz kumaşınız fazlaysa bu çaprazı bu şekilde. Bakın. Şimdi yakanın üst kısmından getireceğim. Daha fazla yapın. Bakın ben böyle yapıyorum. Şimdi bu çevrildiği zaman benimki biraz küçük kalacak. Ama siz dediğim gibi kumaşınız yeterse bu çaprazı büyütebilirsiniz. Peki ne yaptık omuza kadar? Tekrar söylüyorum. Omuzdan belinizi buluyorsunuz. Erkek yakalarda ve bu tür işlemler, çok iyi izleyin bakın, düğmelenme tam bel ortasından başlar. Böyle mesela spikerlerin ekranda haberleri sunan kıyafetlere çok dikkat edin. Belde düğme vardır. Belden sonra o erkek yaka yapacağınız yer böyle çıkar. Ama erkek yakada tabii şu çapraz olayı farklılaşır. O erkek yakada yaptığınızda o üst kısımda gelecek. Ama bu yaptığımız yaka biraz farklı. Ben sadece nereden başlandığını anlatıyorum. Şimdi bu yapacağımız yakada buraya kadar geldi. Tam böyle göğsünüzü hesap edin. Yani yakadan göğüs kısmına, yakadaki göğüs kısmına, şurası bir göğüs kısmının yeri. Buraya kadar uzattınız. Bunu dediğim gibi daha fazla kumaşınız varsa büyütebilirsiniz. Buradan sonra da omuz, yani omuz dediğim yaka enseye kadar, yani ense en yukarıya kadar yakanızın geldiği, bakın tam yakanızın omuza geldiği yere kadar bunu uzatacaksınız. Çünkü bu çapraz enseden beraber dönecek. Şimdi bakın şurayı, yakayı, enseyi, şöyle yakayı,
ön kısmımızı şöyle ayarlayalım. Bakın. Şimdi burası ön ya. Burası ön. Eğer ki şöyle yapabilirsiniz. Şimdi önde bunu biraz büyük yaptıysanız, ben en yukarıya kadar yapayım ki sonra size bunu göstereceğim, ama önün, bakın şu önü de göstereyim. Önün yeri burası. Şimdi burada da payda olacak. Benim biraz payım kalmadı. Ben onu dikkatli bir şekilde ayarlayacağım. Şimdi buna aynı şekilde plakanın yapılmasını göstereceğim ki siyahla çevirip üste, yani bu kırmızının üstüne siyahla gösterilmiş olacağım size. Şimdi şu kısmı da çizelim. Bakın şurayı da çizelim. Aslında çizmeme hani şu anda gerek yok ama size göstermek amaçlı. Şöyle. Evet, bakın. Şimdi bunu da çiziyorum omzumu. Şöyle biraz omzumu düşük yapıyorum. Evet. Şimdi şuraya kadar tamam oldu. Evet. Evet, bakın şimdi kalıbımızı görüyorsunuz şu an. Arkalı önlü çıkardık. Şimdi burayı nasıl anlatacağım? Şimdi elbiseyi aldım ki daha iyi anlayasınız. Hani şimdi belden başlamıştık ya. Burası da göğüs kısmıydı ya. Yaka şimdi omuzdan dönecek ya. Şimdi buradan anlamayacağınız için bakın. Eğriliği de görün. Şimdi tam göğüsten yaka enseyi, bakın şimdi nereden döneceğini şu an daha iyi göreceksiniz. O kısım sizi yanıltmasın diye hem çizdim. Hani sonra nereden dönecektik demeyin. Bakın. Evet. Burası. Yani yakamızın ön yuvarlağı, bakın işaretledim. Ama omuza kadar bunu kestiğimde bu böyle öne dönmüş olacak. Şimdi kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Kıyafetimizin kesim işlemine başlıyoruz. Birazcık kumaşım az olduğu için belki yakada sizin istediğiniz gibi büyüklük oluşmayacak. Ama dediğim gibi ben gösteriyorum. Siz onu büyük olması için daha büyük yapabilirsiniz. Bakın kumaşım çok az. Sülfüle mi? Bakın bu sülfüleyi yaparken hemen karşılıklı ikisini bir yapacağım. Bu sefer onu da göstermiş olurum hem. Eğer kumaşınız azsa pay çok fazla kalmayacak. Ben bunu pazardan 10 liraya açıkçası kumaşı aldım. Bazen 5 liralık bile bir kumaştan bu tür kıyafetleri çıkarabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın şurada kolu unutmuşuz. Karşılıklı. Önde de kolunu işaretleyeyim. Gerçi önle arkada biraz düşük kalkıklık olur. Önle arkanın kol boyu bir olmaz. Onu yerleştirdiğimde tekrar göstereyim sizlere. Herhalde makasımız da yıpranmış. İyice. Epeydir dikiş, inanın dikemiyordum. Bayağıdır gerçekten bana da herhalde nazar oldu dedim. Bayağıdır makineye oturamıyordum açıkçası. Kıyafetimi bile zor bitirdim en son kıyafeti. Çok üzülüyordum. Bugün artık kendi cesaretimi toplayıp tekrar sizlere göstermeye başladım. Şimdi şurayı da kesiyoruz. Bakın şimdi. İşte tek üzüldüğüm biraz kumaş az. Size tarif ettiğim, gösterdiğim model biraz kumaşı fazla olduğu için. Bu geniş açılı kalmış. Bakın şöyle. Kumaşınız makasa takılıyor. Herhalde benim bir yeni makas almam gerekiyor. Makasımız bayağı yıpranmış. Evet, şimdi şurayı aslında çok ellemek istemiyorum ama bakın şurada çünkü şeyliğim var. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, şu kamerayı şuraya doğru yönlendirirsek bakın. Şimdi ben burada düğme payı vermiştim ama kumaşım çok az olduğu için şurayı hiç ellemeyeceğim. Hani yaparken düzeltmek için, çünkü çok kumaşım az. Şimdi bakın bükeceğim. Burası neresiydi?
tam belimizin böyle düğmelenme yerinin başladığı yerde. Bakın şöyle yapalım. Şimdi göstereceğim size. Şöyle burası da omuzumuzdan. Şöyle. Şimdi zaten yaka şöyle ortaya çıktı. Ya şimdi açıkçası erkek yakalarda da hani küçük kullanılıyor. Evet, bu gösterdiğim modelde çok büyük kullanılmış ama çok aşırı büyük kullanmayıp yani bu şekilde de kullanırsanız tabii ki güzel. Eğer kumaşınız dediğim gibi çok büyükse bakın. Bu şöyle yapalım. Bunu oradaki modeldeki gibi göstermeye çalışayım. Şöyle. O daha böyle büyük durmuş. Şimdi şöyle durmuş. Hani bu sizi yanıltmasın. Şöyle daha büyük gösterilmiş. Hani bunu bu şekilde de daha büyütebilirsiniz. Tabii ki bu kumaşınıza göre hareket edin. Benim kumaşım az olduğu için ben bu kadardan yaptım. Şimdi bunu birleştirme yerlerini şimdi size göstereceğim. Şimdi bakın. Eğer dikiş istemiyorsanız hiç dikiş atmanıza gerek yok. Ama ben dikiş de seviyorum. Arkada dikiş olduğu zaman daha tok duruyor. Hemen burayı iğneliyorum. Buradan dikiş atacağım çünkü. Bunu size göstermek amaçlı yapıyorum. Ondan sonra beraber sürfülesini yapacağım. İlla ayrı ayrı sürfüle değil. Bazen çok hızlı pratiklerde tek ikisini bir arada, hatta bu sürfüle makinalarında genelde bunlar kullanılıyor. Birlikte yapılıp bütün şekilde. Şimdi burayı iğneleyeyim. Hani size daha iyi anlatabilmek için. Şöyle. Şurayı da iğneleyelim. Şöyle iğnelerimizi ayarladık. Yanlarda yırtmaç istiyorsanız eğer sonuna kadar dikmenize gerek yok. Bakın şimdi ben iğneledim. Burası ne oldu? Şimdi arkamız. Şimdi bakın. Şöyle arkamız çıktı. Bu bir arka yer. Şuradan dikiş atılacak. Şimdi parçamızı bakın. Çeviriyorum. Ön yüzü şu şekilde kalsın. Şurada bir ıslaklık oldu kumaşımıza. Şöyle koyalım. Evet, bakın. Dikildiği zaman bu arka kısmı. Şimdi önü yerleştiriyorum. Bakın. Önü yine iç yüzünü şimdi karşı tarafa çizili olan yeri şöyle koyalım. Şimdi omuzlu bakın omuzlarımızı denk getiriyoruz. Bakın prova çıkmayabilir, bazen çıkabilir. Açıkçası büyüklükler, küçüklükler bunlar sizi korkutmasın. Omuzunuzda bir düzeltme, bir makas ya endişeye kapılmanıza gerek yok. Dediğim gibi bakın dikişte kendiniz sabit kalmayın. Benle bile kalmayın. Aa, Nur Hanım böyle öğretmişti. Hayır ya. Aa, Nur Hanım böyle öğretmişti ama ya ben bana böyle daha kolay geldi. Kendiniz dahi buna iki kat katlayıp dikişte kendinize bir şeyler kattığınız zaman bu sizi çok mutlu edecektir. Bakın omuzları birleştirdim. Şimdi kolumu burada işaretlediğim yerden bakın işaretlediğim yer. Şimdi bakın önle arkada şöyle göstereyim. Bakın. Bir yukarı bir eksik çıkabilir. Bakın. Arkadakini daha şeyde tutun. Göz önünde tutun. Neden? Bakın şimdi şöyle bakalım. Ben mezuyla size bunu da göstereyim. Yanılmayın diye. Niye arka aşağıda yukarıda? Bakın omuzdan aldığımız yer bakın. Şimdi eğer kolunuz 24 ise burada işaretlemiştik. Ben 28 yapmıştım. Burası daha yeterli. Önde bakın. Çünkü önle arkada bu fark olur. Bu 24'te kaldı. Yani bizim kendi gerçek kol boyumuzda. Burası payımızda kaldı. Bakın işaretlediğimiz yer. O yüzden buradakini baz alıyoruz. Bu da sizi yanıltmasın. Önle arkada çünkü arkanın ense yakası daha yukarıda durduğu için şöyle iyice işaretleyeyim. Burası kolum. Bakın bu şekilde işaretliyorsunuz. Kol yeri. Buradan dikişe başlanacak.
arkamız, ensemiz yukarıda olduğu için o yükseklik aşağıda, yukarıda çıkabilir. Şimdi aşağıda yırtmaç yapmak istiyorsanız, bakın boyumuz buydu. Boyumuzun ayarladık. Eğer ki yırtmaç yapmak istiyorsanız, mesela buna da şöyle yapın. Şöyle koyalım. Bir yer belirleyin. Yine aynı şekilde. Mesela 26. Ben 26'dan yırtmaç payımı ayarlıyorum. Burası yırtmaç payım. Şimdi şu kısmı çeviriyorum. Neden? Makinede oturduğunuzda iğne çıkarabileceğiniz yüzde olacağı için iğnenin yönü, bakın iğnenin yönünü bu kısmı burada tutuyorum. Çünkü makine böyle dikilecek. Hemen bunları da birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, aslında buradan sonrasını benim hiç göstermeme belki gerek olmayacak ama olsun, şunu bir göstereyim. Eğer takılırsanız da dikiş bölümünü çekerim. İsterseniz yine onu da sizlere atabilirim. Bakın. Şimdi yerleştirdim. Önümüzü, bakın önümüzü bir yeri yerleşti. Peki yakayı ne yapacağız? Bakın gösterelim. Yakamız nasıl duracak? Bakın yakamız da bu şekilde durmuş olacak. Yaka da bu şekilde durduracak. Ben hemen bu kısmı da size, aslında videomuzu uzatmış oluyorum ama çok acemi arkadaşlarım var. Keşke daha işte orayı da gösterseydiniz, şurayı da gösterseydiniz dedikleri için kıyamıyorum. Onlar da haklılar. Onların adına da hepsini sonuna kadar göstermek istiyorum. Aslında bir tarafı gösterdiğimde yeterli. Ben şimdi burayı da göstereyim. Yeleğin hiç dikilmeden size bitmiş hali. Aslında bu saatten sonra bunun dikim halini göstermeme gerek yok. Hemen karşıdan bakın ölçüyorum. Omuzdan, tam omuzdan 27. Hemen 27'yi omuzdan buluyorum. Burayı da şöyle iteyim, belki kameramızda görüntümüz olmaz. Evet. Şimdi 27'yi işaretledim. Burayı da döndürüyorum. Bakın neden döndürüyorum? Makineye oturduğumda iğnelerim çıkacak yönde olacak. Yani ben iğnemi rahatlıkla buradan alabileceğim. O yüzden bu şekilde iğneliyorum. Şimdi burayı da iğneledik. Şöyle. Bunu aslında mankenimin üstüne giydirip hemen size bir gösterebilirim. Şöyle yapayım. Şimdi burada ne yapmıştık? Bakın. Arka önden farklı çıktı. 24. 24. 24 de hemen buradan buluyorum. Bakın 24'ü de buradan buluyorum. Yırtmaç yerimi ayarlıyorum. Şurası benim yırtmaç yerim. Evet, burayı da şu şekilde arkadaşlar hemen iğneliyoruz. Ne yapıyoruz? Kalıp arınmıyoruz. Artık Nur Hanım 54 beden, 48 beden sormuyoruz. Kalıp bizim kendi kıyafetimiz. Eğer kalıp çok istiyorsanız da açıkça söylüyorum, kalıp videolarım var. Onları kullanabilirsiniz. Bakın, şimdi şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Hiç dikmeden yeleğimizin işte şu an bitmiş halini görüyorsunuz. Ve şu kısım şuradan sonra, bakın şurayı da şöyle düğme yeri, çıt çıt yeri, burayı da yapalım. Burası da düğme yerimiz. Evet arkadaşlar. Yani şu anda makineye oturmadan ben size yeleğin bitmiş halini şu an göstermiş oldum. Yani yeleğimiz dikimi de olmuş oldu. Evet, bakın. Burası da şu şekilde dönecek ve yeleğimiz hazır arkadaşlar.
Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın, takip edin ve sayfalarınızda çok rica ediyorum, herkese ulaşalım. Bütün arkadaşlar, Facebook'taki, Instagram'daki arkadaşlar, rica ediyorum. Bütün arkadaşlara ulaşabilmek için sayfalarınızda benim bu tanıtımlarımı mutlaka sizler de paylaşın ki dikiş dikmek isteyen arkadaşların hepsine ulaşalım. Çok rica ediyorum. Abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın.